Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Hem namazı tam kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber siz de namaz kılın. Bir vakit şöyle dediniz, Musa, biz bir çeşit yemeye imkanı yok katlanamayız. O halde bizim için Rabbine yalvar da, yerin bitirdiği sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından çıkarsın. Musa da, ne o dedi. Siz daha üstün olanı vererek, daha düşük olanı mı almak istiyorsunuz? Pekala, şehre inin. İşte istediklerinizi orada bulursunuz. Üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damgası basıldı ve neticede Allah'tan bir gazaba uğradılar. Evet, öyle oldu. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Öyle oldu. Çünkü onlar isyan ediyor ve haddi aşıyorlardı. İman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiiler, her kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve ameli salih işlerse elbette onların Rableri yanında mükafatları vardır. Onlar için herhangi bir korku olmadığı gibi kendilerini üzecek bir şeyle de karşılaşmazlar. Hani sizden birbirinizin kanını dökmeyin, birbirinizi ülkenizden çıkarmayın diye söz almıştık siz de bunu kabul etmiştiniz. Buna siz de şahitlik edersiniz. Ama işte siz, birbirinizi öldürüyor, bir kısmınızı yurdunuzdan çıkarıyor, onlara karşı günahta ve zulümde birbirinizi destekliyorsunuz. Bununla beraber, onlar esir olarak gelirlerse, fidyelerini verip onları kurtarıyorsunuz. Halbuki aslında onların çıkarılması size haram kılınmıştır. Ne o, kitabın bir kısmına inanıp, bir kısmını red mi ediyorsunuz? İçinizden böyle yapanların elde edeceği netice, dünya hayatında rüşvaylıktan başka bir şey değildir. Kıyamet günü ise en şiddetli azaba itilirler. Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir kalplerimiz perdelidir dediler. Öyle değil. Kafirlikleri sebebiyle Allah onlara lanet etti. Onun için pek az iman ederler. Onlara Allah'ın indirdiği bu Kur'an'a da iman edin denildiği vakit biz sadece bize indirilene inanırız derler. Kur'an ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden hak kitap olmasına rağmen kendi kitaplarından başkasını inkar ederler. Onlara de ki: Size gönderilen Tevrat'a inanma iddianızda samimiyseniz peki ne diye daha önce Allah'ın nebilerini öldürüyordunuz? De ki: Eğer Allah katında ahiret yurdu, cennet bütün insanlar içinde yalnız size ait ise ve bu iddianızda samimi iseniz, haydi ölümü istesenize. Bir de, Yahudi veya Hristiyan olanlardan başkası cennete asla giremez, dediler. Bu, onların kendi kuruntuları. Sen de iddianızda tutarlı iseniz, haydi delilinizi ortaya koyun. Yahudiler, Hristiyanlar hakiki bir din üzere değil. Hristiyanlar ise Yahudiler hakiki bir din üzere değil dediler. Halbuki her iki topluluk da kitabı Tevrat ve İncil'i okumaktalar. Dini bilmeyenler de onlarınkine benzer sözler söylediler. Allah kıyamet günü anlaşamadıkları hususlarda hükmünü verecektir. Ne Yahudiler, ne de Hristiyanlar, sen onların dinlerine tabi olmadıkça, asla senden razı olmazlar. Sen ki, Allah'ın hidayet yolu olan İslam, doğru yolun ta kendisidir. Sana gelen bunca ilimden sonra, onların heva ve heveslerine uyacak olursan, Allah'a karşı hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamazsın. Deyiniz ki, biz Allah'a, bize indirilen Kur'an'a, keza İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onun torunlarına indirilene ve yine Musa'ya, İsa'ya, hülasa bütün peygamberlere Rableri tarafından verilen kitaplara iman ettik. Onlar arasında asla bir ayrım yapmayız. Biz yalnız ona teslim olan Müslümanlarız. Ve de ki, Allah hem bizim Rabbimiz hem de sizin Rabbiniz olduğu halde, siz bizimle Allah hakkında mı münakaşa ediyorsunuz? Bizim yaptıklarımızın karşılığı bize sizin yaptıklarınızın ki ise size ait. Biz tam bir samimiyetle yalnız ona bağlıyız. Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, haksız yere peygamberleri öldürenleri, adaleti isteyip yaymak isteyenlerin canlarına kıyanları can yakıcı bir ceza ile müjdele. Ehli kitaptan öylesi vardır ki kendisine yüklerle altın emanet bıraksan onları sana öder. Ama öylesi de vardır ki, bir altın bile versen, başında dikilip durmadıkça, onu sana geri vermez. Bunun sebebi, onların, ümmiler hakkında ne yaparsak mübahtır, ondan dolayı sorumlu olmayız, demeleridir. Onlar bile bile, Allah hakkında yalan uydururlar. Allah'tan gelmiş olan bir ipe ve insanlar tarafından uzatılan bir ipe, sisteme tutunmaları müstesna. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üzerlerine zillet damgası vurulmuştur. Allah'ın gazabına uğramış, meskenete mahkum edilmişlerdir. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle olmuştur. Çünkü asi olmuşlar ve haddi aşmışlardır. Allah fakirdir, biz ise zenginiz diyenlerin sözlerini Allah elbette işitmiştir. Ama biz onların dedikleri bu sözü ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve tadın bakalım o yakıcı cezayı diyeceğiz. Onlar dediler ki, Allah, ateşin yakıp kor haline getireceği bir kurban getirmedikçe, hiçbir peygambere inanmamamızı emretti. Onlara cevaben de ki, benden önce birçok peygamber, açık delillerin, mucizelerin yanında, sizin öne sürdüğünüz kurbanı da getirdiler. Peki sözünüzde tutarlıysanız, onların için öldürdünüz. Yahudilerden bir kısmı, bazı sözleri asli şeklinden ve manasından saptırır. Mesela, işittik ama isyan ettik. Hay işitmez olası. Ve, râina derler. Bu sözleri, ağızlarını eğip bükerek, güya vaziyeti kurtarmak ve dinle alay etmek için söylerler halbuki onlar sadece işittik ve itaat ettik sen de bizi işit unzurna bizi de gözet deselerdi kendileri için elbette daha hayırlı ve daha dürüst bir iş olurdu fakat Allah inkârları yüzünden onları rahmetinden kovdu artık onlar pek az iman ederler Ey kendilerine daha önce kitap verilen ehli kitap, yanınızdaki kitapları tasdik etmek üzere indirdiğimiz bu kitaba da iman edin. İman edin. Enseleriniz nasıl dümdüz ise, bazılarınızın yüzlerini bir darbeyle gözden, ağızdan, azalardan ederek dümdüz hale getirmeden veya ashabı septe yaptığımız gibi lanet etmeden Allah'ın emri mutlaka yerine gelir. İşte sözleşmelerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz perdelidir demeleri ki kalpleri perdeli yaratılmış olmayıp Allah inkarcılıkları sebebiyle kalplerini mühürledi de, Artık onlar pek az inanırlar. Yine inkârları ve Meryem aleyhinde müthiş bir iftira atmaları ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı katlettik demeleri yüzünden onların başlarına belalar vererek cezalandırdık, kalplerini mühürledik. Oysa onlar İsa'yı öldüremediler, asamadılar da. Öldürülen başkasıydı lakin kendilerine ona benzer gösterildi. İsa hakkında ihtilafa düşenler de bu hususta şüphe içindedirler. Bu konuda kesin bilgileri yoktur. Zanna tabi olmaktan başka bir şeye dayanmazlar. Onu kesinlikle öldüremediler. Doğrusu Allah onu kendi katına yükseltti. Allah aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Hasılı, o Yahudilerden taşan bir zulüm, insanları Allah yolundan men etmeleri, kendilerine yasaklanmış olmasına rağmen, faizi almaları, halkın mallarını haksızlıkla yemeleri yüzündendir ki, biz, kendilerine daha önce helal kılınan, bazı temiz nimetleri haram kıldık ve içlerinden kafir kalanlara can yakıcı azap hazırladık. Hasılı o Yahudilerden taşan bir zulüm, insanları Allah yolundan men etmeleri, kendilerine yasaklanmış olmasına rağmen faizi almaları, halkın mallarını haksızlıkla yemeleri yüzündendir ki biz kendilerine daha önce helal kılınan bazı temiz nimetleri haram kıldık ve içlerinden kafir kalanlara can yakıcı azap hazırladık. İşte o Yahudileri verdikleri kesin sözü bozduklarındandır ki lanetledik. Onların kalplerini katılaştırdık. Böylece onlar kelimeleri yerlerinden oynatarak tahrif ederler kendilerine tebliğ edilen hususlardan pek çoğunu unuttular. Onların pek aza hariç olmak üzere, onlar tarafından devamlı olarak hainlik görürsün. Yine de sen onları affet, aldırma. Çünkü Allah, iyilik edenleri sever. Hem Yahudiler, hem de Hristiyanlar, biz Allah'ın evlatları ve sevgilileriyiz, dediler de ki öyleyse niçin Allah sizi günahlarınız sebebiyle cezalandırıyor hayır birakis siz onun yarattığı birer beşer topluluğusunuz Allah dilediğini affeder dilediğini cezalandırır göklerde yerde ve ikisi arasında olan her şeyin hakimiyeti Allah'ındır dönüş de ona olacaktır işte bundan dolayı İsrail oğullarına kitapta şunu bildirdik. Kim katil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa, sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur. Resullerimiz onlara açık ayetler ve deliller getirmişlerdi. Ne var ki onların çoğu, bütün bunlardan sonra, hala yeryüzünde fesat ve cinayette aşırı gitmektedirler. Ey Peygamber! Kalpleri iman etmediği halde, ağızlarıyla iman ettik diyen münafıklarla, Yahudilerden kafirlikte yarışanlar seni üzmesin. Zira onlar, yalancılık etmek için dinlerler. Senin yanında olmayan bir grup hesabına casusluk için dinlerler. Kelimeleri konuldukları yerlerden çıkarıp tahrif ederler. Size şu fetva verilirse onu kabul edin. O verilmezse kabul etmekten geri durun derler. Allah birini şaşırtmak isterse sen onun dehinde Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini arındırmak istememiştir. Onların hakkı dünyada rüsvaylık olduğu gibi ahirette de müthiş bir cezadır. Hem Tevrat'ta onlara şu hükmü de farz kıldık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş karşılıktır. Hülasa bütün yaralamalar birbirine kısas edilir. Fakat kim bu kısas hakkından feragat edip bağışlarsa, bu, kendi günahları için keffaret olur. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse, işte onlar tam zalimdirler. Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır dediler. Hay kendi elleri bağlanasılar. Hay dediklerinden dolayı mel'un olası adamlar. Hayır, hiç de öyle değil. Allah'ın iki eli de açıktır. Dilediği şekilde infak eder. Rabbinden sana indirilen ayetler, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve gavurluğunu arttıracaktır. Bununla beraber, biz onların aralarına, kıyamete kadar sürüp gidecek bir kin ve nefret bıraktık. Her ne zaman onlar savaş çıkarmak için, bir yangın tutuşturdularsa, Allah onu söndürdü. Sırf fesat çıkarmak için, dünyanın her tarafında koşup dururlar. Allah, müfsikleri sevmez. Eğer ehli kitap iman etse ve fesatçılıktan ve diğer fenalıklardan sakınsalardı, elbette biz onların kötülüklerini örter ve onları naim cennetlerine yerleştirirdik. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilen Kur'an'ı tatbik etmedikçe hiçbir temele dayanmış sayılmazsınız. Hiçbir dayanağınız yoktur. Rabbinden sana indirilen ayetler mutlaka onlardan birçoğunun azgınlık ve inkarcılığını fazlalaştıracaktır. O halde o kâfirlerden ötürü gam yeme. İman edenler Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar. Bunlar içinden her kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip makbul ve güzel işler yaparsa onlara hiçbir korku yoktur ve onlar asla üzülmezler. Biz İsrail oğullarından bu iman esası üzere kesin sözlerini almış ve onlara resuller göndermiştik. Ne zaman bir elçi kendilerine canlarının istemediği bir şey getirdiyse onlar bazı resullere yalancı diyor, bazılarını ise öldürüyorlardı. Sen iman edenlere düşmanlık besleme bakımından onların en şiddetlilerinin Yahudiler ile müşrikler olduğunu görürsün. Müminlere sevgi bakımından en çok yakınlık duyanların ise biz nasarayız, Hristiyanız diyenler olduğunu görürsün. Bunun sebebi, onlar arasında bilgin keşişlerin ve dünyayı terk etmiş rahiplerin bulunması ve onların kibirlenmemeleridir. Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve koyunun iç yağlarını da haram kıldık. Yalnız sırtlarında yahut bağırsaklarında bulunan veya kemiğe karışan yağları haram kılmadık. Haddi aşmalarından ötürü, onları bu şekilde cezalandırdık. Şüphe yok ki, biz hep doğru söyleriz. Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur, dediler. Hristiyanlar da, Mesih Allah'ın oğludur, dediler. Bu, onların ağızlarında geveledikleri sözlerden ibarettir. Onlar, sözlerini daha önce geçmiş kâfirlerin sözlerine benzetiyorlar. Hay Allah kahredesiler. Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar. Kamil ve makbul şekliyle iman edenler Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve müşrikler. Allah kıyamet günkü büyük duruşmada onlar arasındaki kesin hükmünü verecektir. Çünkü Allah her şeye hakkıyla şahittir. Ehli kitap şunu bilsinler ki Allah'ın lütfundan malik oldukları hiçbir şey, hiçbir kısım mevcut değildir. Bütün lütuf ve inayet Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Peki ey kendilerine Yahudi diyenler İnsanlar arasında yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ettiğinize göre, bu iddianızda tutarlıysanız, haydi hemen ölmeyi temenni edin de, bir an önce ona kavuşun.